hayırlıyım, kursançıyım, şampiyon kurkunu bunu yaptı. Bana 6 ay geldik, uzun iş bulacak. Maçlarımızda cemaatle namaz okuşluk mükaliyeti olmadı. Bu elbette uzun uzun da değilmez. Bu namazda nam kılıç manası değilmez. Çünkü bu insanın hayatını muhafaza kılıçlık. İslam dinine asasi âli maksatlardan bir tanesi hamşu olsun. İslam dininde, kasat-ı İslam dininde, yani İslam'ın âli maksatları var. Bir işte maksat koyuyorken, bana şu maksatın en birincisi, insanların hayatını muhafaza kılıç maksatı. Şu maksatın icrası muhtay nazardan, mahsus hayat, mahsus kendisi, cemaat kulağı toplanadırken, hatta ne tedbirlerini toplatıp durgen edilir. Elbette bu kalbimizde çok mahsullik verir. Allah Ta'ala'nın sınavı, Allah'ın bir imtihanı oldu. Allah'tan sonra dedik, dua kıldık. Eğer ki masjidler her tanca çıraylık olsun, her tanca nakşin kalp olsun, cemaati olması bu masjidler garip dağ bina olmayı bekler. Masjid fakat cemaatle abad eder. Neyse sahabeler, masjid Kuba'nı ister yerlerdir. Bana tarihte Hazreti Umar radıyallahu anh ve Ebu Derda radıyallahu anh bunu görüşken doğrusu da kitaplarda getirdi. İkileler bir cöyde konuşup kalıp bıçağla birbirlerini yığılabilirlerdi. Yığılattırıp Kuba Mescidini eslegenler. El Mescid-i Kuba uffita ala takva. Takva üstüge kurulgen. O mescid Hazreti Umar radıyallahu anh ve okşagen zat kirsip kollarını kotarsın tamamen tebrik kolarını. Sajda kıladırken, cahilerken, mayda taşlar taşlarken. Hurmanın şahları koyulurken. Peki şu masjidin sahanı yığılabilir sahabalar. Çünkü bu yerde faiz var. Bu yerde Peygamberimiz Aleyhisselam var. Biz hem masjidin sahanı bilgisizler. Cemaatini sahanı geldik, dualar kıldık. Allah da ağlamamış, çünkü cemaat bile namazın şükür mahvuk kıldık. Her beş mahal namazda iki günde Allah'tan sonra dua kıldık Rabbim. O keserliğinizi özünüzü başınızdan kurtarın. Cuma namazımızdan bir bahre kılmayın deyip dua kılındı. Elhamdülillah. Benim cuma namazları gülüm. İnsan Allah'ın bu kuşluk gelmesi kılıklıdır. Allah Ta'ala hemimizin bana şu namazda berdavan buluştuğumuzu muvaffak kılsın. Bu kullerde yedalmadan kalca azizlerimiz hamd oldu azizler. İhtimal bugün safımızda oturgenlerle kikası bir yakında karınlığı taşı olması aynı bana şu keserliğinden ötken olsa kularına Allah rahmet kılsın. Şehitler katardan kılsın. Kolgenlerle sabır versin. Bugün ise sizler biz bana şu nimetler içinde huzur ve halavat ile cuma namazından Allah'ın sohbetimizde aynı bugünkü halatımızda tasir kılsa yine de şu Kur'an'ımız arz edilen manada sabır ve şükürün fazileti hakkında sohbetleşiriz. Sabır, bu azizler, kıyınçilik, pençilik gelen mahalde sabit durup bozulmuşlar. Sabırlı duruş. Sabırlı duruş. Sabır adette ulamalar nazlında bir işte Türkiye böyleleri biz bugün üç tasını izlediğimiz sabır üç kılır. Yani musibetke sabır kılış, masiyetten sabır kılış, taatke sabır kılış. Üçte türlü böyle aslında. Musibet bilemez. Her kanda musibet olsun, bunge sabır kılışlık taraf kılınır. Kanada musibet olsun, bunge sabır kılışlık gelir. Musibetke kökte kişi gibi olmayı da aslında. Kökte kişi gibi olmayı da. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayavuzlarının bayılırken ipi üzülüp geçişliydi. Hem bu musibet münge hem inna lillahi ve inna ilahi raciun dedirler. Hiç kimi hak-ı manevi olsun, hak-ı iktisadi olsun, hamması bir imtihan. Bunun için elbette adam, her kendi imamı Müslüman sabırlı, kanaatli buluşluk gerek ve bu sabırı evaz edip mukavvetli ümit kılış gerek. Ya ki olmasa masiyetten sabır. Masiyetten sabır degeni günahlar kılıçlıktan saklanır. Bunca hem sabır gerek. Bir insanda
bir xonadonga qanot ustunni qulflab bunga hiç qanday gunoh qilishni imkoniyatini bermasak, aytaylik unga ichkilik bermasak, biz u odamni ichmayapti deb ayta olmaymiz. İçe olmayapti deb aytamiz. İmkoniyati yo'q. Lekin hamma narsani bilib turib, imkoniyati bo'la turib, shunday masiyatni ko'rib, shundan o'zini saqlab olishlik uchun katta sabr kerak, taqvo kerak. Allah'ın taatı için hem sabır kerek. Yani kelamız, taharat alamız, kirif oturuşluğumuz, bana şu taat, itaat için hem sabır kerek. Umuman, mu'min Müslüman adam, her kendi halette o da sabırlı oluşluk kerek. İsminizden çıkarmasınız kerek ki, Allah Hakk Azze ve Celle'nin hem ashabı ismi barlıydı. Hiç özünüzde savancı kılıyor musunuz? Allah sabır kılınca. Allah Hakk Azze ve Celle, her kız sabır kılar, musibet yıkmasın. Her kendi musibetini bertaraf kılıcı zor. Dert bir kılıcı, şifa bir kılıcı o zor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap ettiler ki, aziyetke Allah'tan göre sabır kılıcı olabilen zor yok dediler. Aziyetke adamlardan olabilen aziyetke Allah'tan göre sabır kılıcı zor yok. Allah özü yaratgan bandasi unga kimadir sherik qilsa, kufr keltirsa ham sabr qilib Alloh taolani uni afiyatli qilib uni rizqini beradi. Qayerda ko'rdik kofirlar yashaydigan mutlaq havoni bekitib qo'ygan. Quyoshini to'xtatib qo'ygan. Alloh sabr ila hammasiga berdi. Biz shundan o'zimizga xulosa olishimiz kerak. Har qanday holatda sabrli intilishimiz kerak. Sabrli bo'lishimiz kerak. Allah Kur'an-ı Kerim'de bizge alakıda biz üçün, mu'minler üçün ne dağ kurbaydı? Mu'minler üçün. Kur'an'da bilesizler nida ayetleri var. Nida degeni çakırı. Ya Eyyuhel Nebi de çakırı. Ey Allah'ın peygamberi dedi. Bu peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özlerine khas olduğunu çakırı. Ya ki bunu şey Eyyuhel Nas. Ey adamlar. Demek ki bütün insaniyetine çakırı. Ama siz bilen biz sizi sürüklük çakırığınız ey iman getirgenler. Allah sizini çakırıyordu azizim. Sizini. Ne bir iş gerek? Allah çakırıyordu eşitken mumin lebbe ya Rabbi dedi. Bunun gibi buyruğunu arkasından çakırığını arkasından ne buyruğu olarken ve ne kadar aman kılışın kere ikinci bir itibar bulandırırlar. Çünkü bu çakırık insan çakırığı yemez. Bu Allah'ın çakırığı. Kerim bana şu neden ayetinden müddesini okuyayım. Ali İmran Suresi'nin 200. ayetindeki neden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amen. Ey iman getirgenler. Sizini çakır yaptı. Bizini çakır yaptı sizler. Allah çakır yaptı. Ey iman getirgenler. Bunu işitişimiz bile, bütün vücudumuz bile fazla olsa da Lebbe ya Rabbi deyiz. Lebbe ya Rabbi. Çakırdadın ki Allah'a tebbi. Ya eyyühellezine amenü sabiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha leallekum tuflihun. Ve iman getirgenler. Sabır kılın. Sabır kılınız. Bağrı kim bu? Allah Teala'nın yoluna taht kurup durun. Ve Allah'tan kurdun. Zaten bana şu işleriniz bile necat tutsunuz. Necaf topiş imkaniyetini deneyebdi Allah Ta'ala, sabır verdi. Doğru, sabır kılış kıyım diye insansınlar. Lekin Allah'tan sorak yardan sorasak bozu verdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabaları, Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbette bulunanları da şu derecede eğilip giderkenler ki dünyanın utvararken. Bir günü Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerden birileri sallallahu aleyhi ve sellem ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem biz özlerini bilen davrada sohbetli türkenimizde şimdiyi bulamız ki bütün derslerini unutamız. Fakat bu ahiratı hesaplı böyle kalamız. Ama bir yerden çıkıp ailemizde bağırıp yola çakamızda yorukamız başka kişilerimizden avara bölgen de bu halattan çıkıp gitmemiz. Şimdi Resulümüz Aleyhisselam ettiler ki eğer sizler köçeye çıkkanınızda hem kuttu mağdurlar oturgenle o halette oturabilmiştik, yürüştüğüne şu halette üçler yürüştüğüne bilgenin bizdeydi.
Allohga qasam ichib aytamanki, sizlar bilan ko'chada farishtalar qo'l berib ko'rishib ketardi. Bu qiyin masala ekanda, farishtalar qo'l berib ketardi. Bu gapni eshitganlar orasida yaqindagina kechroq islomga kirgan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ham bor edilar. Bu sahoba 7-chi hijriy asrda 7-chi hijriy yilida islomga kirgan. Kechroq islomga kirgan otalari bilan birga. 7-chi hijratdan keyin 7 yildan keyin kirgan. Islomga kirgan kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'ziga 8 yoshini to'ldirganda bu sahoba otalari bilan birga kirib iymonga keldi. Husayn degan otalari bor edi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilarki, "Ya Husayn, sen nechta ilohga ibodat qilasan?" dedi. "Mushrik dedi. "Yettita" dedi. "Qanday yettita? Qaysilar bular? Qayerda?" dedi. "Oltitasi yerda, ya'ni o'zini qutlar, bittasi osmonda." dedi. Ya'ni Robbimizga iymon keltiradi. "Qaysimizdan ko'proq qo'rqasan, qaysimizdan umid qilasan?" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Osmon belgisida Allohdan unda islomga kirdi, iymonga kirdi. Alloh hidoyat berdi. Nuroniy otasi musulmon bo'ldi. Qarang, islom insonga qalbiga kirishi bilan uning butun ruhiyatini, butun xulqini o'zgartirar edi. Hali unga hech kim tarbiya bergani yo'q. Islomga kirganidan keyin mana bunday qilishing kerak degani yo'q. Müslüman oldu, İslam'a girdi, iman girdi. İmran türüp atasının kolunu öpüp, ayağını öpüp, başını öpüp. Resulümüz yıkadı. Sahabeler ne yıkadığımız diyor. Aldım kirken de şu ehtibarı oldu, İslam'a girken de kim atası geldi ve muamelerini yıkadı. Ana İslam. Şimdi bana şu sahabe, şu yolda kirken sahabe, her iki peygamberimiz aleyhisselamın sohbetidir. Agar tashqariga chiqqanda ham shunaqa kayfiyatda tura olsangiz, farishta ko'rishadi degan gapni eshitib qolib, hech kimga bildirmasdan o'ziga o'zi jazolandiki, men shunday qilaman. Ko'chada yursam ham, uyda tursam ham, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni oldida qanaqa bo'lsa shunaqa bo'laman. To'g'ri, tarki dunyo qilib yuborgani yo'q, tarixchilar aytadi, kitoblarda sahobalar e'tirof qilib aytadiki, İmran ibn Husayn radıyallahu anh'u kifayelik kıyım durardı dedi. Hatta bazı bir sahabeler kurup bir gün üstelerde bir mersen yapıp çıkanırken sizin üstünüzde yapın çıkıyızı kuleye bir ilgi kıyım asıl oladı degenlere de Allah bendesi edilirken nimetlenip o bendesine görüştüğünden kursan oladı. Şunu için şunu kıldırdı dedi. Lekin ne dünya ne başka halege Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ın aldığı ruhi terbiyesini tasar kıldı. Yerler oldu. Hazreti Umar radıyallahu anh'ın şu sahabeler uzak ülkelerde din örgütü için yubardılar. Gittiler. Allah şimdi takvada dururken bendeye hem imtihan yubararken azizler. Bazıları kim keser bu kası daha hep uzun yaman adamı dedi var anız Allah saklasın. Başka bir şey düşünen adam da daha yamanlıyız. Burardasının ilgili bir kırıkçılık olsa, kesel olsa, ya bir kahf olsa, burar dersen olsa, yaman oldu, Allah sabır versin. Allah da sınav olur bunun arkasından, o adam bir insan bir savaş var demeyinizde, o düşünce layık edemiyoruz aslında. Ertebi uzunuzu başımız küçükken de, biz başka çalar da yok edilemiz. Allah, yaşlı insan mı, yaman insan mı, başı bir imtihan verip duradarsın. Mana shu biz bugun hozir eslayotgan sahoba ham og'ir imtihonga dardga chalinib yotib qoldi. Yotib qolganda ham o'rnidan turolmaydigan bo'lib qoldi. Ovqatini ham hojatini ham bir joyda qiladigan bo'lib qoldi. Qamishdan bo'lgan narsani ustiga yotqizib qo'yishdi. Necha yil bo'lyapsiz? 30 yil. 30 yil qimirlamasdan yotdi. Bir kuni ikki sahoba odamlarga ko'rganmish. Kirsalar, 30 yıl bir cahada yatken adam tanavuluya mözge yarasa süvayilerde yapışık bir terkende korumuş. Halif adamı korup, kendi çırağı ekiyle, kendi mözge karar yürüyen adam şu halde korup, biraderi akesi yıkla. Yıkla bir orada. Ne yıkla yapsa da? Allah bana şu yıkıt konuşurduğunu yakışık olurken neken şu halde koydum, ben onu yakışık olamam. Allah'ın iradesi budur, yıklamak değil dedi.
sizi bu halatınızdan kurup yığılayıp degenden kelim bir gap aytdı. Ben size bir gap aytaman, lekin iltimos bu gapni men o'rganuvchi birovga aytmayman. Nima gap bo'ldi? Bilasanmi dedi. 30 yildan beri har bir kitob farishta kelib menga so'rashdi. Har bir kitob farishta kelib salomlashib, gaplashib ketdi. Men shu boshqa narsani sizlarga aytib qarang, 30 yil shu rohatini ko'ryapti. Nima uchun? Sadaq, muhabbat, sadoqat. Alloh bizga shunaqa sinovlarni berarkan, ba'zida arsizligim bu holatimizda shikoyat qilamiz. Bundoq bo'lib ketdim, Alloh bizni kechirsin. Lekin sabrlik bo'lsak, inshaalloh buni orqasidan qanchalik vafot bor. Mana sabr qildik, sabrimizni mevasini ko'ryapmiz bugun. Bunu bir yana ham agar biz sabrda tursak, inshaalloh mana shu uchun bizga yanada ziyorat beradi. Bugun bizni hozir shu kasallik davrida sizlar hammamiz o'ta sabrli, shu o'tirishimiz bo'lsa sabr. Chiqib ketishimizga sabr qilishimiz kerak. Bir-birimizni zararlab qo'yishdan ehtiyot qilishimiz uchun ham sabr kerak. Niqobni taqib o'tirishlik uchun ham katta sabr kerak. Lekin mana shu orqasidan mukofot bor ekan inshaalloh. İnna Allah ma'as-sabirin. Allah sabr qiluvchilar bilan birga. Alloh turli imtihonlarning borarkan bunga albatta sabrda turishimiz lozim. İmam Termiziy Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan kulligi hadisni azizlarga o'qib eshittirib amal qilishimizni Allohdan so'ragan holda aytib bermoqchi edim. İdara Allahu bi'abdihi al-khayr. Agar Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, ajjala lahu uqubata fid dunya. Alloh taolo o'sha bandani mana shu dunyoning o'zida jazo beradi. Hammamiz gunohkormiz. Shu bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, shu dunyoda Alloh taolo unga ba'zi uqubatlarni berib turadi. Kimni yomon ko'rsa, bu dünyada her kança halatı olsun onu okumat vermezsen her bir dünyada cezası saklar koyarken Allah saklasın. Şunun için az yine yine bir tabu oluştuğumuz hayat elhamdülillah ki günahlarımızı ki kefaret olarken. Günahlarımızı ki kefaret olarken. Buna ki halatta elbette şükür kılıp sabırda duruşturduğumuz gibi. Sabır kılsın inşallah Allah bunu ziyaretsin. Allah Azze ve Celle siz bizlarga mana shu sabrimiz evaziga mukofot berishlikni va'da qildi. Qur'oni Karimda ko'p aytamiz ki, mana istirjo kalimasini aytamiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Mana shu eng mu'minlarning har qanday musibat yetganda tinchlantiradigan istirjo kalimasi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hammamiz Allohnikimiz. Hammamiz Allohga qaytamiz. Shunday ekan, dard ham o'tkuvchi, umr ham o'tkuvchi, hammamiz o'tkuvchi. Bu pandemiya azizlar bizni tarbiyaladi. Alloh tarbiyaladi mana shu orqali. Ozgina bo'lsa ham bir-birimizga oqibatimizni endi o'ylashimiz kerak. Hech kim ko'zga ko'rinmaydigan kichkinagina bir hatto ko'z bilan ko'rmaydigan, mikroskopda zo'rroq ko'radigan narsa butun insoniyatni qancha hayotimizdan chiqarib oldi. Ertaga Allohning huzuriga borishimiz bor. Qiyomat bor, azob bor. Shunday ekan, biz o'zimizni to'g'rilashimiz kerak. Tavba qilishimiz kerak aslida. Alloh taologa shukr qilib, tafakkur, tadabbur qilib, mana shu musibatlarning orqasidan ham o'zimizga kerakligini olishimiz kerak. İnşallah.